Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, barış çiçeklerimizin bakımı ile ilgili birazcık sohbet edelim sizlerle, takipçilerim ile. Çünkü barış çiçeklerini benim gibi çok seven arkadaşlarım var burada. Bunu yorumlarda görüyorum. Şimdi arkadaşlar, öncelikle barış çiçeğimi nasıl çoğaltabilirim diye bir yorum aldım. Bununla ilgili aslında kanalımda çok birkaç tane diyelim videolarım var. Çoğaltımı ile ilgili diğer büyük saksımdan böyle kökünden çıkartıp başka bir saksıya ekiyorum. Bunları izlemek isterseniz videolarım kanalımda mevcut. Ama ben yine de size kısaca şöyle anlatayım. Bakın burada kökünde bir sürü yavruları var. Bunlar kök ile. Yani barış çiçeğini çoğaltmak istiyorsak şöyle parça parça olan, bakın bu bir tane kök değil. Bundan böyle çıkartıyoruz sevgili arkadaşlar, toprağı ile birlikte. Sonrasında hazırladığımız saksıya ekiyoruz. Bu kadar basit bir çoğaltımı var. Önemli olan bir sürü yavru ve kök vermesi. Biz de bunları çoğaltalım, bir sürü barış çiçeğimiz olsun. Biliyorsunuz büyük bir barış çiçeğim var. O büyük barış çiçeğimden filizler, kökler alaraktan böyle iki tane yetiştirdim. 2 aylık bir çiçek bunlar. Yani ekeli 2 ay anca oldu. Böyle büyüdüler. İnşallah yakında açacaklar sevgili arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Barış çiçeğimiz evin içerisinde durması gereken bir çiçek. Güneşe maruz kalmaması gereken bir çiçek. Ama gün ışığı mutlaka alması gerekiyor. Onun dışında suyu sever. Diğer çiçeklere nazaran toprağında kuru kalmaması lazım. Tabii ki de çok fazla sulamayacağız. Her çok fazla suladığımız çiçeğin kökünde çürüme oluşabilir. Ayarında, dozunda sulamasını yapacağız. Suyu severler kısacası. Onun dışında çiçeklerime biliyorsunuz vitaminler veriyorum. Bununla ilgili birçok videomda hangi vitamini verdiğimi ara ara sizlerle paylaşıyorum. Bunlardan en etkilisinden bir tanesi de sizlere bunu uygulamalı olarak da göstermiştim. Şöyle hemen bir kaşık yardımıyla göstereyim. Nedir bu? Bu pirinç. Evet, evde yaptığımız, pilav yaptığımız bildiğimiz pirinç sevgili arkadaşlar. Bu pirinçten sıcak su ile ıslatıyoruz. Evimizde yaptığımız pilav gibi. Sonrasında soğuduktan sonra suyunu süzüyoruz. Pirincimizi başka bir kaba, suyunu da nişastalı su oluyor zaten. Beyaz bir renk oluyor. Geliyoruz, ayda bir kez saksının etrafında o nişastalı pirinç suyunu gezdiriyoruz. Bu köklerin güçlü olmasını, yaprakların daha taze ve uçlarında kararmalar var ise onların giderilmesini sağlıyor sevgili arkadaşlar. Bol bol güçlü kökler veriyor ve sürekli açmasını sağlıyor. İsterseniz sizlere şöyle büyük barış çiçeğimin yanına gidelim. Orada da açmış ve yeni yeni tomurcuklar var. Onları da göstermek istiyorum. Evet, bu da büyük olan barış çiçeğim. Ondan çoğaltmıştım. Şöyle bakın. Bir sürü çiçek açıyor. Barış çiçeğim sürekli yaz kış açıyor sevgili arkadaşlar. Beyaz açar, yeşile döner. Bununla ilgili çok yorum alıyorum. O yüzden sürekli söylüyorum. Hatta yeni tomurcuklarımız var. Şöyle hemen göstereyim. Bakın. Artık tomurcuktan çıktı, patladı. Yani yakında açacak. Yine bir yorum yapmış bir arkadaşım. Tomurcuklandıktan ne kadar süre sonra çiçek açar diye. Şimdi bu tomurcuğu yapalı aşağı yukarı bir hafta oldu arkadaşlar. 2-3 güne de aynı bunlar gibi açacak. Sonrasında tabi yeşile dönecek. Her çiçek gibi kuruyacak. O gösterdiğim, az önce gösterdiğim saksıdaki barış çiçeklerimi bu çiçeğimden aldım. Köklerinden gösterdiğim gibi çıkardım. Saksıma ektim sevgili arkadaşlar. Pirinç suyunu deneyin. Gerçekten barış çiçeğini bol bol tomurcuk yaptırıyor. Bol bol çiçek açtırıyor. Ve bakın bazen uçlarında kararmalar olabiliyor. Bunları da gideriyor sevgili arkadaşlarım. Evet, barış çiçeğinize bu şekilde bakımlar yaparsanız barış çiçeğiniz sizinle uzun yıllar yaşar ve sürekli de çiçek açar yaz kış demeden. Evet sevgili arkadaşlarım, şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Barış çiçeğinizi yıkayabilirsiniz, bunu da söyleyeyim. Suyu severler, yapraklarını da suyun altına tutup tek tek yıkayabilirsiniz. Hiç sorun değil bakın. Evet, görüşürüz sevgili arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Yorumlarda buluşalım inşallah.